Merhaba. Bir önceki videoda paranın çeşitli işlevlerinden bahsediyordum. Pekala, ilki değişim aracı olmasıydı. Eğer bir şeyleri takas etmek istiyorsanız, gerçekten bir şeyleri değiş tokuş etmeyi denemek yerine genellikle para verirsiniz. Onlar da size istediğiniz şeyi verir. Örnek olarak elmaları portakallarla ya da atları yasal danışmanlıkla takas etmek ve benzeri şeyleri düşünebiliriz. İkincisi ise tasarruf aracı olmasıydı. Para biriktirmeye karar verirseniz değerinin bir anda kaybolmadığını görürsünüz. Ancak mesela elmaları biriktirmeye karar verirseniz bir süre sonra çürüyüp bozulduklarını ve artık değerlerinin olmadığını görürsünüz. Üçüncüsüne gelince para değer birimi olduğu için bir şeylere belirli sayılar verip onun ne kadar değerli olduğu sorusuna cevap verebiliyoruz. Mesela bir ayakkabı 100 lira değerinde ve bu değeri 50 lira olan bir kazağın iki katı ediyor. Gördüğünüz gibi değer için böyle bir sayı sisteminin olması farklı ürünlerin karşılaştırmasını kolay hale getiriyor. Bu videoda para bu işlevleri yitirdiğinde ne gibi sonuçların ortaya çıkacağından bahsetmek istiyorum. Hatta ben bu durumun hiperenflasyon olduğunu düşünüyorum. Hiperenflasyon. Enflasyon fiyatların yükselmesi demek. Yani bir kutu sütün fiyatı 1 lirayken sonraki bir günde 1 lira 20 kuruşa yükselebiliyor. Ekonominin tümüne bakıldığında tüm ürünlerin fiyatı yükseliş gösteriyorsa ki bu sütün az bulunur bir şey haline gelmesinden kaynaklanmıyor. Buna enflasyon deniyor. Hiperenflasyon da bunun çok çok hızlı gerçekleştiği durumlar için kullanılan bir terim. Enflasyon ve temel sebeplerini anlattığımız bir videomuz var. Hiperenflasyon hakkında tek bilmeniz gereken şey fiyatların bir anda çok çok hızlı yükselmesidir. Tarihteki en şiddetli hiperenflasyon olmasa da nihai çözümün ne olduğu açısından bizim için çok ilginç olabileceğini düşündüğüm bir örnek var. Brezilya'da enflasyon 1980'lerin sonu 90'ların başında büyük hızla ilerliyordu. Neyden bahsettiğimizi anlamanız için zirve yaptığı zamanlarda aylık %80'i bulan oranlardan bahsedebiliriz. Bu da şu anlama geliyor. Her ay kutu süt, sandalye, arazi fiyatı ve benzer genel ürünlerin fiyatı 1,8 sayısıyla çarpılıyordu. Bunu tüm yıla dökerseniz yani her ay 1,8 oranında yükselen bir şeyin 12 defa tekrarlanacağını düşünürseniz bu toplamda fiyatın 1000 katından fazla olacağını gösteriyor. Yani eğer elinizde 100 liraya mal olan bir şey varsa enflasyon bu oranda yükselmeye devam ettiğinde sene sonunda o şey 100 bin liraya mal olacaktır. Dolayısıyla yıllık enflasyon oranı aslında %100 bin olacaktır. Dünya tarihi bundan daha hızlı enflasyon oranları görmüştür ama bu oranlar yine de çılgınca. Böyle bir ekonomide yaşamanın nasıl olacağını kavrayabilmek için sadece 4 kişiden oluşan çok basit bir ekonomide yaşadığımızı hayal edelim. Burada 4 farklı kişi var. Hadi gelin bunlara isim verelim. Bu A kişisi, bu B kişisi, bu C kişisi, bu da D kişisi olsun. D kişisinin gözlerini de çizelim. Evet, ekonominin çalışma şekli şöyle olsun. Diyelim ki A tüm ihtiyaçlarını B'den alıyor ve karşılığında diyelim ki B'ye her şey için ayda 50 lira veriyor. B de A'ya istediklerini veriyor. B de her şeyini C'den alıyor ve aynı miktarda ödüyor. Kazandığı 50 lira alıyor ve hayatta ihtiyaç duyduğu şeyleri C'den alıyor ve benzer şekilde C de D'den alıyor. Yine basitleştirmek için aynı miktarda ödeme yapıldığını söyleyelim ve D de her şeyini A'dan alıyor olsun. Bence bu ekonomi için haddinden fazla basitleştirilmiş bir sistem ama en azından ekonominin döngüsel doğası ile ilgili fikir veriyor. Bir kişinin geliri diğerinin harcaması oluyor. Şimdi diyelim ki hiperenflasyon olan bir ekonomidesiniz ve her ay %80'lik bir artış oluyor. Bir gün 100 lira olan bir şey bir ay sonra 180 liraya mal olacak. Eğer A kişisi olsaydınız, fiyatların yükselebileceğini bilseydiniz, D'ye bir şeyler sattığınız için önceden düşünerek fiyatlarınızı yükseltebilir ve bugün sanırım senden 51 lira alacağım çünkü her şey pahalanıyor ve ben daha fazla para kazanmak istiyorum diyebilirdiniz. Ardından D de aman tarım, daha fazla ödeme yapmam gerekiyor o zaman ben de müşterim C'den biraz daha fazla almalıyım ben de 51 lira isteyeceğim der. C'de haliyle ben de geçinebilmek için kendi müşterimden daha fazla para istemeliyim diyecektir. Ve nihayetinde herkes ayak uydurabilmek için fiyatlarını arttıracaktır. Ertesi gün geldiğinde kimse fiyatları son artıran olmak istemeyeceğinden belki de bu sefer B, dün daha az kazandım ama daha çok harcadım. Bugün sona kalanın ben olmayacağından emin olmak için fiyatları artırıyorum diyecektir. Belki de sadece emin olmak için 53 liraya yükseltecektir. Fiyatların yükseldiğini fark eden aysa gidişata ayak uydurmak zorunda. Dolayısıyla o da aynı şeyi yapar. Elbette döngü bu şekilde devam eder. Geçinebilmek isteyen herkes fiyatlarını yükseltmek zorunda kalır. Yani bu durumda gelecekte değişebileceği beklentisiyle fiyatları önceden arttırmak hiperenflasyonu niceliksel açıdan normal enflasyondan ayırt eden şey oluyor. Bu konuyla ilgili çok sevdiğim bir söz var. Galiba Napolyon söylemişti. Necelik de başlı başına bir niteliktir. Bu da tamamen hiper yaşanan duruma denk düşüyor. Türk lirasının güncel enflasyon oranının %1 ile %3 arasında değiştiğini kabul edelim. Yıllık oran genellikle %1 ve %3 arasında kalır. Demek istediğim bu rakamların yıllık 100.000'den çok daha az olduğu zaten açıkça görülüyor. Buradaki temel fikir aslında hiperenflasyonun sadece daha büyük bir sayı değil, aynı zamanda toplumda da psikolojik bir farklılık yaratan bir şey olduğunu gösteriyor. İnsanların değişiklik öngörerek fiyatları ona göre önceden değiştirdiği bir durum var ve işler de bu noktada kontrolden çıkıyor. Yılda %80 gibi çılgınca sayılara böyle ulaşıyoruz. Peki ben neden bunları anlatıyorum? Bu videoda paranın işlevleri hakkında konuşmamız gerekirken neden hiperenflasyondan bahsediyorum? Gelin öyleyse paranın işlevlerine tekrar bakalım ve hiperenflasyonun hüküm sürdüğü bir ekonomide hala geçerli olup olmadıklarını düşünelim. Değişim aracı. Para hala değişim aracı olarak kullanılıyor. İnsanlar hala ulusal para birimlerini kullanarak bir şeyler alıyorlar. Yani bu işlevi hala duruyor tasarruf aracı olması açıkça görülüyor ki bozulur. Diyelim ki elinizde 100 lira birikiminiz var ve her şeyin yıllık 100 bin yükseldiğini biliyorsunuz. Bu yüzden birikiminiz bir sene sonra bin kat daha değersiz olacaktır. Yani para bu durumda artık kesinlikle bir tasarruf aracı değildir. Enflasyonun olağan seyrettiği durumlarda bile paranın bu işlevini tamamıyla yerine getirmediğini iddia edebilirsiniz. 1 liranızın olduğunu ve yatırım yapmadığınızı ya da onu faize yatırmadığınızı düşünürseniz, fiyatlar her sene çok az yükselse bile sene sonunda paranız değer kaybeder. Yani olağan durumda da tasarruf aracı işlevi enflasyon yüzünden tam olarak karşılanmaz. Bir de paranın üçüncü işlevini düşünelim. Değer birimi. Hiper enflasyonun olduğu bir yerde yaşıyorsanız gördüğünüz sayılar artık değere karşılık vermiyordur. Eğer gerçekte 50 lira değerinde olan bir şeyin değeri bir sene sonra 50 bin liraya yükselseydi, bu şeyin değerini ulusal para birimi açısından düşünüyor olmazdınız. Tarih boyunca insanlar değeri diğer ulusların para birimi üzerinden düşünmeye başladı. Yani kendi para biriminizde tüm sayılar hızla dalgalanıyorsa daha sabit bir sayı ararsınız. Örneğin bir kutu sütün ne kadar olduğunu merak ettiğinizde kendi para birimizle düşünmek yerine belki de 1,5 dolara ya da daha sabit bir şeylere yakındır diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu değer birimi özelliği hiperenflasyon durumunda artık geçerli değil. Bakın bu ayırt edici bir özellik. Hiperenflasyon ve normal enflasyon için farklı Örneğin bugünlerde Türkiye'de fiyatlar yavaş bir artış gösterse bile çoğu şeyin değerini hala Türk lirası üzerinden düşünürüz. Bu hala bizim değer birimimiz. Evet, ana ayrımlardan biri bu. Bu sanırım hiperenflasyon ve enflasyonu nitelik açısından ayırt etmede gerçekten önemli bir nokta. Peki neden Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya ya da Zimbabwe ya da çok daha fazla hiperenflasyon oranı olan şehirler varken özellikle Brezilya örneğini tercih ettim? Çünkü çok ilginç bir çözüm yolu tercih ettiler. Herhangi bir çözüm enflasyon altında yatan nedenleri ele almak zorunda ama bu video tam olarak onunla alakalı değil. Hükümetin hala mali olarak sorumlu olması ve bütçeyi dengelemesiyle alakalı konular var. Ama ele alınması gereken farklı bir noktada paranın hala değer birimi olmaması konusudur. 1990'larda Brezilya'nın buna getirdiği ilginç çözümse şu oldu. URV dedikleri sahte bir para birimi oluşturdular. Açılımı Unit of Real Value yani gerçek değer birimi demek. Portekizce bilmiyorum ama sanırım Portekizce'deki karşılığı da Unidad de Real Balor. Yaptıkları şey ise insanlara her şeyi o zamanki ulusal para birimi olan Crucero ile ödemeye devam edin demekti. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim ama galiba Crucero diye okunuyordu. Her şeyi hala Crucero ile ödüyorlardı. Yani değişim aracı olarak Crucero kullanılıyordu. Bunun yanı sıra bir de insanlardan bir şeyi fiyatlandırırken sadece Crucero cinsinden değil, ben buraya 50 lira yazmışım ama bu 53 kuruşları olsun. Bu da 51 kuruşları ölmüş gibi düşünelim. Yani bunları kuruşları cinsinden vermenin yanında fiyatları URV cinsinden de belirtmelerini söylediler. Bu durumda buraya 50 diyebiliriz. Çünkü her şey 50 ile başlamıştı. Zamanla bu sahte para birimi, bu uydurma sayıyı Amerika Birleşik Devletleri dolarına sabitlemeye çalıştılar. Crucero biriminde fiyatlar 53 ya da 55 gibi sürekli yükselse de yani herkes daha fazla Crucero ile ödemeye başlasa da gerçek değer birimi yani URV yükselmek için bir sebep olmadığından aynı kalacaktır. Çünkü sonuçta bu sadece bazı şeylerin asıl değerini sabitleştirmek için kullandığımız uydurma bir sayı. Aslında burada yaptıkları şey şu anki para birimimiz değer birim olarak bu işleve hizmet etmiyor. Bu yüzden bu işlevi yerine getiren yeni bir şey bulalım demekti. Bakın bu arada Crusero hala bir değişim aracıydı. Ama arazi gibi bozulmaz mallar dışında hiçbir şey tasarruf aracı olarak hizmet vermiyordu. Sonradan başta uydurma olan bir sayı olan URV değer birim olarak kullanıldı. Zamanla insanlar şu fikre alışmaya başladılar. Mesela çıkıp süt alacaksınız ve fiyatının bir URV olduğunu biliyorsunuz. Acaba kaç kuru sero bugün bir URV'ye karşılık geliyordur? İnsanlar diğer para birimiyle ödemeye yapsa da artık bu birimle düşünmeye başladılar. Bu toplumun psikolojisine alıştırıldıktan ve hükümet de kendi tarafında mali düzenlemelerle ilgilendikten sonra URV'yi gerçek para birimine dönüştürmek için adım attılar. URV biriminde para bastılar. Kruzero kullanımdan kalktı ve insanlara URV yeni para birimi olacağı için kruzerolarını bununla değiştirebileceklerini söylediler. İnsanlar bunun sabit kalan bir sayı olduğunu bildiklerinden ve artık fiyatları sabit sayılarla düşündüklerinden enflasyonun altında yatan nedenlerden biri ele alındığı için gerçekten işe yaramıştı. Her ay %80 yükselen fiyatlar yerine artık sayılar sağlıklı bir ekonomideki enflasyon oranına büyük ölçüde geriledi para işlevlerinden birini yitirdiğinde direkt ona hitap etmek ve aynı işlevin yerine geçebilecek yeni bir şey icat etmek bence çok ilginç bir çözüm yolu. Elbette uydurma bir para birimi sadece bir şeylere itaf ettiğiniz bir sayı ama bu işlevi yerine getiriyor. Ve bunu kocaman bir ülke ölçeğinde düşünüp gerçek bir ortamda çözüm olarak deneyip ekonomik bir problemi çözebiliyorsunuz. Umarım bu parayı neden bu üç kategoride incelememizin faydalı olduğu ile ilgili aydınlatıcı olmuştur. Bununla birlikte gelecek videoda görüşmek üzere.